Sorumuz Golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Sizlerden tek bir ricam var: videoya beğeni atmanız ve şurayı arttırmanız. Yani abone değilseniz abone olmanız. Gelin anlaşalım. Bakın alt başlıklar. Aslında Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu diye gireceğim konuya, forvet listesi diye devam edeceğim. Önce şunu belirteyim. Enner Valencia'da son karar Jesus ya da İsmail Kartal'ın diyerek başlayayım. Biliyorsunuz Valencia fırtına gibi bir sezon başlangıcı yaptı. Dehşetül Vahşet oynuyordu. Hatta takımın en çok gol atan oyuncusuydu. Ancak beklenmedik bir sakatlık hem Valencia'da hem Pelikas'ta inanılmaz düşüşlere neden oldu. Her iki oyuncu da e, yani her iki oyuncu da maalesef ee, yani düşüşler yaşadılar. Mesela Valencia ile Pelkas bugün satıldı deseler herhalde kimse üzülmez diye düşünüyorum. Herkesin söyleyeceği şey şu olur. Ne kadara satıldı diye. Açık söyleyeyim Valencia için 2.5-3 bandında bir teklif gelirse yollar ayrılacak. Ha, bir sene daha sözleşmesi var evet. Ama yani son maçlarda son 6 maçta 3 golü var yanlışım yoksa ama yeterli değil. E Pelkas geçen sene 7 teklif geldi. Biz 12 istedik. Adamlar 8'e çıktı. Vermek yerine yok dedik mesela. Çok büyük hata. Keşke verseydik. Bunu da konuştuk. Yani uzun lafın kısası Valencia'ya 2.5-3 teklif geldiği zaman gönderilecek. Pelkas adına en az 5 milyon euro gelir bekliyoruz. Eğer gelirse düşüneceğiz. Yoksa Pelkas sol ee, kanat ya da merkez 10 numarada denilecek. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de takas planı Ozan Tufan Bünyamin Balcı diyor. Bunu da konuşalım. Arkadaşlar haberciliğin özünde şu var. O an gündemde olan şey neyse o konuşulur. Misal veriyorum. Bak misal veriyorum. Lig başladı 10 hafta geçti. Fenerbahçe 10'da 10 yaptı. En yakın rakibi 5 maç kazanabildi. 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Yani 17 puanda Fenerbahçe 30 puanda. Ne konuşulur? Şampiyonluk konuşulur. Fenerbahçe ne zaman şampiyon olur? Nisan'daki rekor kırılır mı? Ersun Yanal'ın mı? Rekor alt üst edilir mi? İşte Jesus tarihe geçecek heykeli yapılır mı? Aynı anda 3 kulvarda kupa gelir mi? Hani biz diyoruz ya biz çok iyi gidiyorduk. Medya bizi ne zaman konuşmaya başladı düştük. Emin olun çok iyi giden her takımı medya konuşur. Yani zirvede olan takımı medya sürekli konuşur. Üç kulvarda dolu dizgin gideni ne bileyim iki kulvarda gideni. Bunlara takılmayın. Ozan Tufan Bünyamin Balcı olayına gelelim. Hani detaya girdiğim zaman komik bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten komik bir şey çıkıyor ortaya. Hani sanki ee, ne derler onun adına. Sanki böyle Bünyamin Balcı enteresan bir isimmiş de biz zorlan getiriyormuşuz da falan filan. Arkadaşlar zorla morla getirmiyoruz Bünyamin Balcı'yı. Bünyamin Balcı dediğin adam 5 milyon euro para istiyorlar. Biz bu parayı veremeyiz. Ozan artı 3 milyon euro istiyorlar. Biz bu parayı da veremeyiz. Biz bu parayı da veremeyiz. O zaman ne olacak? O zaman haliyle ve haliyle bu transfer yatacak arkadaşlar. Ha ben şunu söyleyeyim. Ben bir futbol sever olarak söyleyeyim. Nazım Altay yok. Nazım Sangare. Kasım gibi falan iyileşecek. O zamana kadar bizim o götürür mü? Bence götürebilir. Sol beke bir ya da iki kişi alınırsa. Yani orada sirkülasyon Ferdi. <laughs> belki Ferdi sağa geçer. Hani o oynayamadığı maç olursa. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ben bu Bünyamin Ozan takasına da çok sıcak değilim. Pek de bakmıyorum. Ozan Tufan için belli mi olur, Belki 3-5 birileri bir teklifte bulunur. Biz de direkt düşünmeden satarız. Zaten Ozan'ın da takasta gitmeye niyetim olacağını zannetmiyorum. Gitse de Antalya'ya gider mi? Belki Alanya'ya gider yeniden doğuyum diye ama Ozan da farkında Alanya'ya Antalya'ya giderse bir daha sıçrayış yapamayabilecek. Fenerbahçe'de hedef Halil Devrişoğlu diyor. Şimdi <laughs> Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray istatistiği tuhaf ama daha tuhaf olan şey şu ısıtıp ısıtıp bize yazıyorlar. Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın oyuncusu değil orada kiralık. 22 yaşında aralıkta 23 olacak 3 milyon euro piyasa değeri gösteriyor. 9 Türk milli takımın maçında 4 golü var daha yaş 22. Brentford takımının futbolcusu 2024'e kadar sözleşmesi var. E orada transfer etme opsiyonu var gözüküyor ama kaça olduğu yazmıyor. 1 milyon euroya kiralamıştık Galatasaray. E baktığın zaman 34 maça çıkmış. Her kulvarda 1827 dakika yani 21 maça çıkmış. 5 gol, bir asisti var. Ha e baktığın zaman düşük istatistik ama potansiyelli bir genç. Fakat bizim çok bir alakamız yok. Bilginiz olsun. Biz şu anda hani Jesus gelsin ya da İsmail Kartal'a devamsa o olsun diye bekliyoruz. Şimdi İsmail Kartal'ın transfer raporu diyor. Mesela İsmail Kartal Valencia satılasın diyor. Tutmayın elde. Yani satılsın diyor arkadaşlar. Elde tutma. Mesela Serdar Dursun iyi bir yedek olarak kalsın diyor. E Sherlock, teklifler, e, öneriler vesaire var. <laughs> Menajer e, Ferdi Kadıoğlu, Osayi. Hani bu isimler ne olursa olsun gitmesin diyor. Jesus aynı şekilde. Baktığın zaman durum bu. Luis Suarez açıklamalarda bulunmuş. Hani İspanya'dan teklifler aldığını da belirtmiş. Zor bir karar olacak diye belirtiyor. Avrupa'daki takımlar daha fazla para veriyor. Amerika'dan iyi teklif var diyor. Bence çok tehlikeli bir hale büründü. Sakın ha sakın almayalım Suarez'i. Çünkü iki de bir de para konuşuyor. İnsan bir kiliyor. Zaten de bizim verdiğimiz onun istediği arasında 2-3 milyon eurocuk bir fark var yıllık ücret babında O yüzden çok gelmez. Ee, Sherlock konusunda şunu söyleyeyim. Aslında Sherlock'a çok 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 yakınız. Yani onu söyleyeyim. Bu arada Luis Suarez diyor ki henüz bir karar vermedim. Birçok seçenek ve teklif var. Kararımı tek başıma vereceğim. Çin, Katar, Arabistan bu ülkelerden yüksek bir teklif alsam kabul edeceğimi söyleyen insanlara gülüyorum. Kafamda bu ülkeler yok diyor. Yani Çin, Katar, Arabistan yok diyor. O da benim İspanya içinde kalmak istiyor duyum. Mu doğrular nitelikte. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Avrupa. Ayrıca Güney Amerika, Brezilya, Meksika, Arjantin'den de teklifler var. Dürüst olmak gerekirse aklındaki rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun. Düşüncem Avrupa'da kalmaktan yana diyor. İspanya'dan teklif almam da soruyor. Birkaç takımdan teklif aldım. Projeden incelemek istiyorum. Benim için önemli olan projenin ne kadar rekabetçi olduğudur diyor. Bu da tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Gabi golü yazıyorlar bize. Allah aşkına. Akıllanmayacak mısınız? Hadi bize yazıyorlar. Lan kaça alacağız? Gözünüzü seveyim. Ben istemez miyim Gabi golü getirmeyi? Hepinizden çok isterim. Gabriel Barbosa. Düşünsene. futbolcunun adına bak. Yani 2-0 önde başlıyorsun maçlara ya. Orvete bir bakıyorsun Gabriel Barbosa. Bitti. Ama dediğim gibi kapi golü çok beklemeyin. Ee, ve bu adamlar 17 buçu almış. Brezilya takım 17 buçu aldıysa emin olun 25-30'dan aşağı satmaz. Hatta 25'e bile satmaz. Siz de o defteri unutun. Belotti'nin Belotti sözleşmesi boşa çıkıyor. 28 yaşındaki oyuncu kararı kendi verecek. Hangi takıma gitmek istediğini. Şu an adaylar var ama <laughs> biz uzağız. Yani biz Gabi Gole uzağız. Belot diye uzağız. Seferovic. Varsa yoksa Seferovic yazıyorlar. Yani Seferovic yazan adamlara ben soruyorum. Şimdi <laughs> Seferovic, Suarez, Şörlot desek üçünü bir kefeye koysak. Gerçi Şörlot'un sözleşmesi sürüyor ama Olsun. Hangisini alalım desek emin olun büyük çoğunluk Luis Suarez diyecektir. Bak büyük çoğunluk Suarez diyecektir. Burada Sefero için şöyle bir olay var. Kronik sakatlık durumu var. Yani bedava da verseler, bonservis de almasalar kronik sakatlık durumu var. Ben yanaşmazdım açıkçası. Yani Gabi golü ben beklemiyorum. Belotti'yi beklemiyorum. Aslında Sefero için de beklemiyorum. Yazanlar oldu hayırlı olsun diye ama <laughs> bilmiyorum. Valencia'yı gider gözüyle görüyorum. Pelkas şu an için kalır gibi duruyor. Nazım Sangare Jesus. Bünyamin Balcı'yı ben beklemiyorum. Ozan Tufan'ı takasta değil de daha çok satarak göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Halil Dervişoğlu'nun doğru olmadığına inanıyorum. Derdar Rusu'ndan iyi 3. forvet olur. Sherlock'u konuştuk zaten. Ha Charlotte için 8 milyon euro olayı doğru. <laughs> Biz 8'i taksit taksit verip almaya çalışıyoruz. Ya da satın alma opsiyonu 8 alalım diyoruz. Financial Fair Play yok. %90 yok. Ama aldığın futbolcuları yayarsan hiçbir sene sıkıntı yaşamazsın. İskelet oluşturursun. Sattığın eklenir. Daha çok manevraların olur. Ee, Ferdi Kadolu bir yere gitmiyor. O sahi bir yere gitmiyor şimdilik. Şörlott <laughs> mu Luis Suarez mi tercih edersin diyorlar Ali Koç'a. Daha aç olduğu için Şörlott'u tercih ederim diyor. Ama orada bir Charlotte güzellemesi yapıyor işte 12-16'dan aşağı gitmez. Ülkemizde Trabzonspor'da parladı. Orayı basamak olarak kullandı falan filan diye. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe için Forvet'te bugüne kadar kim koşuldu? Charlotte Aslında ihtimali yüksek. Bence. Artem Doybuk Türkiye'ye gelmek istemiyor. Seferovic kronik sakat. John Cordoba. Hani Doybuk Neyse ama John Cordoba hem benim istediğim hem scout ekibimizin isteye, istediği hem teknik direktörümüzün isteyebileceği bir isim. Bir de Lucas Alario var. Hani John Cordoba tercihi zor. Açıkçası. Kalariyo'ya bakayım. 29 yaşındaymış Forvet. Sözleşme bitiş 2024 Leverkusen'de. Arjantinli 29 yaşında. Toplam 33 maç. 7 gol 996 dakika. Yani 11 maçta adam 7 gol atmış. İyi bir düşünce yapısı. Ama bana gelen bir şey yok. <laughs> Valla John Cordoba çok iyi olurdu. Ha şöyle not için 12 istiyorlar. Futbolcu 3.5 istiyor ama biz 8 verme düşüncesindeyiz. Ve bütün bonuslarla birlikte 2 buçuk bulan bir sözleşme peşindeyiz. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de Adnan Yanuzay heyecanı diyor. Bakın Adnan Yanuzay ismi. Kanalımızın müdavimleri bilir. Öyle sizin gibi bazı arkadaşlar gibi daha doğrusu. Transfer döneminde gelip sonra kaç, kaçanlar değil. 7-24 burada olanlar bilir. Adnan Yanuzay ile ilgili bir, bir konuşma gerçekleştirmiştim. Hem Yanuzay hem Pavon. 5 Şubat 95 doğumlu 27 yaşında. Sağ kanat oyuncusu 1.86 boyunda. Belçika takımında 15 kez formasını giymiş bir golü var. Aynı kişinin CV'sinde 12 milyon euro yazıyor. Bakın CV'de 12 milyon euro. Ha kanat oyuncusu ancak gol istatistiği biraz az geldi bana. Bir de sol ayaklı. 44 maça çıkmış. 5 gol, 3 asist, 2392 dakika. Yani yaklaşık 25 25 diyebiliriz ya. 20 26 maça çıkmış, 5 gol, 3 asist. Ee, Adnan Yanuz'a daha önce bir ilgimiz vardı. Alakamız vardı ama olmamıştı. Bakalım bu sefer ne olacak ama ben yine beklemiyorum. Haberiniz olsun. Çünkü e, adı bir süredir Fenerbahçe'den anılıyor diyor. Uzun zamandır anılıyor. Ve Türk asıllı Adnan Yanuz'un takımından resmen ayrıldığı duyurulmuş. Sociedade'dan ya yani Türk asılı Belçikalı Yıldız diyor. Ayrıldı. Sözleşme görüşmelerinden de bir sonuç alamadılar. Gözler Fenerbahçe'de. Şimdi yönetim Yıldız konuyla ilgili girişimlerine hız verdi ama yani bir hız vermesi de bekleniyordu ama İspanya, İngiltere, Almanya'dan da talipleri var. Anderlek halk yapısında futbola başladı. 21 yaşında oyuncu. United ve Dortmund formaları giydi. Türk babanın çocuğu. Bir dönem bir Türk bir baba Kosovalı annenin çocuğu. Geçtiğimiz yıllarda işte Türk milli takımıyla da anıldı ama Yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullandı. 15 kez Belçika forması giyip bir gol kaydetti Adnan Yanuzay. Bu sezon Sociedad'a 43 maç 5 gol 3 asist diyor. Geçiniz. Şimdi ben size kısa kısa anlatayım. Fenerbahçe şu anda Crespo'ya yedek olabilecek bir 6-8 illaki arıyordur. Mantık olarak bu bizde eksik. Crespo'nun yediği. Ve burada da ne anlıyorsunuz? Crespo'yu elde tutacağız anlıyorsunuz. Ben de anladığınızın doğru olduğunu söyleyeyim. Bence de Crespo'yu elde tutacağız. Tamam mı? Burada hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Bir. İkincisi Antalya Spor'daki Fernando iyi bir aday olabilir. Zaten e, yarım sezonuna 200 bin euroya mı 300 bin euroya mı geldi Fernando Antalya ya sen de benzer bir mukavele öner. Hani maddi şartların zaten ortada. Herkes farkında. Aslında dünyadaki bütün takımlar maddi şartı ortada. Sen de benzer bir şey yap. Bunu araştırıyoruz. Bunu e, hani kesin şu isimdir, bu isimdir diyemem. Ama görüşünün isimler var. Söyleyebileceğim, söyleyemeyeceğim isimler var. Gustavo gitmese ne olacak hocam? Gustavo gitmese 3. yedek olacak. Ama Gustavo'yu göndermek için çok uğraşıyorlar. Anında görüyorsunuz yani. Ee, bu normal bir durum değil. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi Mesut da Gustavo da iyi maaş alıyorlar. Gitmek isterler mi? Bence istemezler. O da büyük sıkıntı. Yani transfer sezonu aslında ilk olarak Fenerbahçe için gitmeyenlere gebe. Ya da gönderilemeyenlere gebe. Asıl çözülmesi gereken sorun bu bence ilk olarak sonrası meçhul. Niye? Bunları gönderemedin. Bu sefer kimseyi alamayacaksın. Mesut'u Gustavo'yu Ozan'ı gönderdin. İşte Allah yarı gönderdin. Bir iki ıvır zıvır gönderdin. Elinde de 10 milyon euro para kaldı. Bu da sana manevra alanı. Yani İsmail Kartal'da, Jorge Jesus'ta aslına bakarsanız hem Mesut Özil'i hem Gustavo'yu kadroda düşünmüyorlar. İkisini de gönderebilirsiniz diyorlar. Pardon Berişa'yı. İkisini de gönderebilirsiniz. Mesut Özil de Berişa'da gidebilir diyorlar. Ama Mesut Özil de Berişa'da çok gitme e, değiller. Çünkü futbolcu da kendi kendine der ki ulan ben iyi topçuyum. Takımdakiler de, de iyi topçu ama teknik direktör kötüydü. Şimdi iyi teknik direktörün yanında durayım da daha iyi parlayayım derler. E, Allah sonumuzu hayır etsin. Fernando'yu söyledik. Dörgecesu, İsmail Kartal'ı. Financial Fail Play büyük ihtimalle kalkıyor zaten. Futbolcuları da taksit alırız, kurtuluruz. Eren Elmalı çok soru geliyor. Eren'e Trabzonspor aldı mı, alacak mı, almak üzere mi, nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Arkadaşlar bak, evet Trabzon'la biz masadayız. Bizim teklifimize dair bazı duyumlar var sosyal medyada. 3 milyon euro artı bir oyuncu gibisinden. Hani eğer Jesus ve ekibi 2 2,5 aydır takımı takip ediyorlarsa zaten Süper Lig'i takip ediyorlardır. Eğer Eren'i illa almak istiyorsak bence Jesus'un ısrarıdır. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği bir oyuncu vardı. Georges Masuras. Hatırladınız mı bunu? Şu an evet denildiğini duyuyor gibiyim. Bu Masurası biz çok çok önce konuştuk değerlendirdik kanalımızda. 28 yaşında Gibi Yunan oyuncu sol kanat sözleşme bitişi 2024. Yani daha sürüyor. Olympiakos takımında 46 maça çıkmış. 12 gol, 8 asist var. 3188 dakika. Bunu bize yazmışlar arkadaşlar. Yani Yunan basını bunu bize yazmış ve yani Fenerbahçe'nin çok ilgilendiğini yazmış. Trabzonspor devre arasında istedi ama olmadı diyor. Bana biraz mantıksız geldi bu dönemde. Onu da söyleyeyim. Şu an mesela gitsin, anketi yapsam herhalde Berke gitsin derler. Tisserand, Noak, belki Nazım, Sosa, Gustavo, Ozan, belki Pelkas, Burak kapacak belki. Valencia, Samatta, Allahyar, Berisha, Salahi, Mesut, da para kazanalım diye Salahi. Bunlar gitsin denilenler. Tarahtar da bunlar gitsin diyordur. Valla Fenerbahçe'de Ali Koç'un işi zor. Çünkü bu şekilde bir yani 3-4 sene kupa kazanamamış kendi döneminde. Daha öncesinden de kupa kazanmış bir Fenerbahçe'ye başkanlık yapmak zor. Bırakın adam işini iyi yapmaya çalışsın. Eline geleni yapsın. Siz de sadece beğeni atın. İnşallah siz de beğendirebildim arkadaşlar kanala. İnşallah faydan da dokunur. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.